Hevesi var ki cihan, bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim, bu mekana sığmaz. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmaz. Hevesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Hevesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Zerre benim, güneş benim, çaben cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hevesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Hevesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Gelen ihbar sonucu polis baskın yaptı. Tabii arama da yaptılar. Çimento torbalarına gizlenmiş... Evet. Tam 32 kilogram uyuşturucu bulundu. Nöbetçi mahkeme kararını verdi. Leyla Hanım tutuklu yargılanacak. Şayet suçlu bulunursa en az 15 yıl ceza alabilir. Suçlu bulunmayacak. Suçlu değilse suçlu bulunmayacak tabii ama şimdilik durum böyle. Suçun isnat edildiği, bir iftira olduğu kanıtlanabilirse Leyla Hanım özgürlüğüne kavuşabilir. Savcım, şimdi size bu ihbarı yapan kim diye sorsam söylemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Çünkü kanun bunu emrediyor Cezayir Bey. Kanun kanundur. Doğru. Kanun kanundur. Tutuklu yargılanmamın hiçbir mantığı yok Sayın Savcım. Suçsuzluğum kanıtlanınca umarım kanunlar yine kanun olur. Ve ben bana bu iftirayı atan kişinin kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Muhakkak cezalandırılacaktır. Muhakkak. Şimdi tutuklu olarak kalacağımız cezaevine nakliniz için gereken evrakları... Sizden bize bir 10 dakika izin vermenizi rica etsek. Tabii. Ama 10 dakika. Aklım almıyor Cezayir, böyle bir şey nasıl olabilir? Ama ben hakkımı aramasını bilirim çıkınca. Kimse beni böyle bir şeyle itham edemez. Özür dilerim. Ne? Bütün bunların hepsi benim yüzümden, özür dilerim. Ne diyorsun Cezayir? Yani niye söylüyorsun şimdi sen bunları? Eğer benim düşmanlarım olmasaydı bütün bunların hiçbiri senin başına gelmeyecekti. Cezayir, lütfen benim yüzümden demeyi bırakır mısın? Ben senin karınım. Asıl benim dikkatli olmam gerekiyordu. Karın olduğumu unutmamam lazımdı. Ona göre davranmam gerekiyordu. Sen benim suçsuzluğuma ne kadar inanıyorsan... ben de senin bununla ilgin olmadığını o kadar inanıyorum. İçeri girmesi gereken biri varsa benim. Suçu ben üstleneceğim. Hayır Cezayir, saçmalama. Ne yapayım, böyle izleyeyim mi? Bu benim dayanabileceğim bir şey mi? Elimden bir şey gelmiyor. Ne yapayım? Yanımda ol. Yanımda ol. Kocam olarak yanımda ol.
düşün, Sunay'ı düşün. Sunan'ın şu anda sana her şeyden, herkesten daha çok ihtiyacı var. Ailemizin yanında ol. Hepimizin başı sensin. Ben de senin karın olduğumu unutmadan yaşamayı öğreneceğim. Bunu öğrenmek zorundayım. Çünkü senin karın olmayı çok seviyorum. Leyla. Sen benim canımsın. Ne olur üzme kendini. Suçlama artık. Adalet er geç yerini bulacaktır, merak etme. Çünkü zaten suçsuzum. Adalet er geç yerini bulacak. Sana bu iftirayı atıp başına bunları getirenleri tek tek bulup cezalarını elimle vereceğim, söz veriyorum. O zamana kadar içeride dikkatli olun. Kendinden başka hiç kimseye güvenme. Sırtını duvardan başka hiç kimseye dönme. Dışarıda böyle bir planı olanın mutlaka içeride de bir planı olacaktır, unutma. Dikkatli ol. Amca, sorduk soruşturduk. Bu Gedikali'nin uyuşturucu dağıtıcılarından birinin adı Nusret. Adamın yerini öğrendik. İyi. O zaman bir ziyaret edelim şu Nusret'i bakalım. Reis, sen bu Gedikali'nin kulağını çekmemiş miydin uyuşturucu işine bulaşmasın diye? Bu it hangi cesaretle Leyla yengenin deposuna uyuşturucu koyabiliyor? Gedikali mi? Yoksa ona bu işi ihale eden Erman mı bilmiyoruz. Ama Gedikali değilse bile mutlaka bir şekilde Erman şerefsizinin parmağı vardır bu işte. Hadi. Eyvah, cezayı Türk. Haydar abiler, ne oluyor? Hop hop hop. İndir lan. Durun lan! Durun lan, durun! Buyur abi. Öyle ki Nusret sensin. Şimdi sana bir soru soracağım. Sadece bir kere soracağım. Doğru cevap vermezsen ya da verdiğin cevabı beğenmezsen hepinizin kafasına sıkar giderim.
Leyla Türk'ün deposuna uyuşturucuları siz mi koydunuz? Ölmüş anamın üzerine yemin ederim ki biz değildik abi. Anaları karıştırma lan şimdi. Atlan abi uyuşturucu işini bırakacağım diye. O günden bugüne bize de mal sattırmıyor. İki gözüm önüme aksın ki biz değildik abi. Yedikale değilse kim peki? Bilmiyorum abi ama sana şu kadarını söyleyeyim. Narkotik işinde sana yanlış yapacak insan daha da olmamış. Bu iş dışarıdan birinin işi. Şimdi gidiyorum. Ama eğer söylediklerin doğru değilse geri gelir gerçekten o iki tane gözünü önüne akıtırım. Çekilin lan. Müdür bey, ben Cezayir Türk. Arayacağınızı söylediler Cezayir bey. Bakın müdürüm. Kısaca izah etmeye çalışayım. Karımın saçının tek teline bile zarar gelirse... Cezayir bey, eşiniz bize emanet. Merak etmeyin. Tamam. Anlaştık. Durumun takipçisi olacağım. Selametle. Tamamdır. Dostum gül cemali cennettir bana. Dostum gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılmak zamanı geldi. Zamanı geldi. İstemem ayrılmak. Senden kurbanım, ne çare ayrılık, zamanı geldi. İstemem ayrılmak, senden kurbanım, ne çare ayrılık, zamanı. Dostum gül cemali cennettir bana. Dostum gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılmak zamanı geldi. Allah kurtarsın bacım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kız. Sağ ol. Yanlış yere geldin Zahar. Koskoca Cezayir Türk'ün karısı Leyla Türk. Şu işe bak. Nasıl? Diyorum ki pek bir artist gördüm seni. Senin yerin kraliçeler koğuşu olmalı. Fatma. Efendim abla. Hanımefendiye yerini göster. Gel abla. Gel, senin ranzan burası. Ne
Anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Komplo kurdular. Ama açığa çıkar yakında, hallolacak. Ayol, bu çok kibarmış. Hala sustuğuna göre pek kıllı kışlı bir dava olmalı ha. Ne olurmuş? Bak kızım, hepimiz mahkememizi bekliyoruz. Ama burada, parmaklıklar arkasında bekliyoruz. Şu kapıdan giren herkes, ben suçlu değilim der. İftiraya uğradım, masumum bilmem ne. Burada saat öyle bir geçer ki, kim suçlu, kim suçsuz hatırlamazsın. Alışırsın. Arkana bakmazsın. Arkana bakmazsın, hatırlamazsın. İşte böyle geçer. O yüzden şimdi tez zamanda bu film laflarını bırak. Suçlusun. Öyle. İftiraymış. Masummuş. Değilsin. Buradasın. Hatice'ye değil, neticeye bakacağım. Nuran! Buyur abla. Aç kız şu falımı, soğumuştur. Eyvallah abla. Sen şimdi bugün dinlen. Şöyle bir istirahat et. Yarından kelle bu koğuşun nüfusundasın. Kim olursan ol, herkes ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın. Abla boş ver sen onları. Eğer bir şey olursa ilk bana söyle, olur mu? Bak ben bir nefes kadar yakınındayım senin. Sen gelmeden önce haberi geldi bana. Aç be abi. Allah'ın adını verdim. Neredesin ya? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam.
Sakın vurmayın. Canlı lazım o bana. Hoş geldin Ardaşoğlu. Hoş bulmuş am. Seni buraya kadar yorduğumuz için kusura bakma. Özür dilerim. Öyle mi kesecektin nefesimi ha? Yoksa böyle mi? Demek ki neymiş kardeş o? Demek ki istediğin zaman, istediğin insanın nefesini kesemiyormuşsun. Ben de seni ellerimle boğabilirdim. Ama yapmayacağım. Öldürmeyeceğim seni. Aynı masada oturuyoruz. Ticaret yapıyoruz. Ortaklığımız var. Yani seni öldürmek kadar öldürmemek için de yeterince sebebim var. Ama bir daha bana terbiyesizlik yaparsam ne masayı tanırım ne de ortaklığı tanırım. İstediğimi yaparım. Seni gebertirim. Gedik Ali. Pardon. Eğer olur da ben buradan sağ çıkarsam benden önce öldürsün söylemedi değil mi? Öldüreyim istiyorsun öyle mi? Öldüreceksin tabii. Öldürmeyip ne yapacaksın? Buraya kadar getirmişsin gerizekalı. Ha şöyle ya. Biraz düşman gibi davran. Ne öyle dost gibi böyle ikilemli ikilemli yok yaparım yok yapmayabilirim. Ölmek istiyorsun öyle mi? He. Ama senin kadar değil. Normalde benim yapmam gereken senin beynine sıkmak. Mesela şuradan olabilir. Şakağından. Ya da tam çenenin altından. Ya da göz bebeğinden. Ta. Abime söz verdim. Uslu duracağım. O yüzden yapamayacağım. Şimdi ben buradan çıkıp gideceğim. Ve yapacağım ilk iş ne olacak bilirse Allah'ıma dua edeceğim. Diyeceğim Allah'ım. Gedik Ali'nin canını alacağın zaman ben orada olam. Onun canını ben alam. Bence sen de dua et. Dua et ki Allah benim dualarımı kabul etmesin. Al. Bu bende. Seversin. Ne yaptın Ayvaz? Dinlendin mi? Ah be abi ya. Sen hakikaten öldüreceksin mi bu Gedik Ali'yi? Ya normalde bunu ben masada boğdum ya. O zaman öldürdüm ama işte abime söz verdim. Sakin olmalı Mahmut. Haklı Cezayir Reis. Şimdi masada bir problem çıksa bunları yine Müfit araya sokacak. E Müfit Bey ne yapacak? Fabrikadan kapatacak yine. Değil miyim? Nasıl abi? Sakin değil miyim? Abi şimdi sakinsin de 5 dakika sonra ne olacağın belli değil ki. Senin sağınla solun hepten ayrı. Şöyle yapalım. Ben olur da yükselirsen bana diyeceksin ki abi arabada konuştuk ya seninle. Sakin ol diyeceksin ya. Sakin ol.
Böyle abi, böyle tamam. Neyle inanmaz inanmaz böyle abi, böyle diyorsun? Tamam abi, inandık. Bir şey demedik. Bir şey demedik abi. Ayvaz. Abi sakin olur musun? Daha şimdi konuştuk ya. Sür. Sürer misin? Cezayir. Leyla'nın türlü ihtiyaçları için bir şeyler hazırlattım. Ama olur da senden ayrıca istedikleri varsa söyle, onları da tedarik ettirelim. Bir de haber saldık. İçeride birileri göz kulak olacaklar. Eyvallah kurban, sağ ol. Ama içerinin ihtiyacı dışarıda olmaktır. Ne yapıp edip Leyla'yı bir an önce dışarı çıkarmam lazım. Amca, Erman diyordun. Sence bu işin içinde yine o mu var? Erman'ın olduğu aşikar. Önce fabrikaları kapattırmaya çalıştı. Beceremeyince Leyla üzerinden bana pislik atarak itibarımızı delemeye çalışıyor şerefsiz. Öyle itin kopuğun lafı da senin itibarına bir şey olmaz Cezayir. Evelallah. Benim derdim Leyla. Ailem, sizler. Size bir şey olmasın diye uğraşıyorum. Başınıza bir şey gelmesini istemem. Bana ne olacaksa fark etmez. Başımla beraber. O zaman bir an önce Erman'ın bu komplosunu ortaya çıkarmamız lazım. Ne düşünüyorsun amca? Aklında ne var? Leyla'nın bu inşaat işi zamanında çalıştığı tedarikçileri bulmasını söyledim Ömer'e. Ne yaptın Ömer? İstediğin listeyi çıkarttım reis. Daha önce de bakmıştım zaten bunlar kimdir, ne iş yapar diye. Tamam, sonuç? Sonuç, ablam da tek bir kişiden şüphelenmişti zaten. Zeynel. Zeynel Özcan. Ticareti devam etmiş mi bu adamla? Vallahi reis, ben bu herifi araştırdığımda sicili temizdi. Dolayısıyla ticaret devam etti aralarında. Öyleyse şu Zeynel'e bir daha bakalım. Öncesinde de Olcay Efendi'yi bir ziyaret edelim bakalım. Hadi bismillah. Ömer, sen benimle gel. Amca biz? Siz benden haber bekleyin oğlum. Hadi bakalım. Mefit Bey. Ne güzel bir gün değil mi? Nasıl görünüyorum ha? Artık elektrikli arabam olmadan da yürüyebiliyorum. Bu baston sayesinde ben bunu çok sevdim biliyor musun? Yani artık iyileşsem bile bu benim artık arkadaşım olacak, bırakmayacağım onu. Cezayir'in karısına niye komplo kurdun Erman? Yapmayın ama bana böyle konuşmayın. Sonra kırılıyorum, üzülüyorum. Hadi gelin şöyle oturun. Buyurun. Konuşuruz. Hadi. Evet. Tekrar soruyorum Erman. Masayı kurmuşsun. Her şey senin istediğin gibi giderken neden böyle bir komplo? Niçin? Cezayir'in başına bir şey geldiği zaman neden akla ilk ben geliyorum, bunu anlamıyorum. Yani ondan nefret eden başka kimse yok mu? Var, masadaki herkes ondan nefret ediyor. Yani neden ben, bunu anlamıyorum. Eğer sen yaptıysan hemen vazgeç diye sen. Masanın seninle olan ilişkisi deşifre olabilir. Çünkü Cezayir her şeyi didik didik didikliyor. Bu da senin ve benim için bir felaket olur, anladın mı? Cezayir benim umurumda bile değil biliyor musun? Benden habersiz komplo kuran kim varsa onun cezasını da ben veririm zaten. Sen de bırak Cezayir karısını kurtarmak için uğraşsın dursun. Sen bana Taziyev'den haber ver. Ne oluyor? Ne yapmayı düşünüyorsunuz ona? Şu anda sorguda. Tahminimce 24 saat daha sorguda kalır, sonra da bir cezaevine nakledilir. Hmm. O zaman o nakil sürecini, güzergahı ve zamanı bana
bildireceksin Müfit. Ne o? Niye öyle bakıyorsun? Ya sen hemen ne desem önce itiraz edip sonra kabul ediyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Bunu bir şartla kabul ederim. Şart mı? Ne şartı? Ne yapacaksan yap. Ama tek bir resmi görevlinin kılına zarar gelmeyecek. Biz seninle her türlü pazarlığı yapıp bitirdik diye düşünüyordum. Sen bana şart ileri sürecek durumda değilsin Müfit. Hani bunu hatırlatayım dedim. Buyurun yardımcı olayım. Olcay burada mı? Siz kimsiniz? Cezayir Türk geldi dersiniz. Reis, eğer bu adam kaçmadıysa ya bu işle bir alakası yok ya da bildiğin yürek yemiş. Dua et birincisi olsun. Eğer yürek yemişse başına gelecekleri biliyordur. Cezayir Bey, merhaba. Olcay Bey'in avukatıyım ben. Olcay Bey Amerika'da. Buyurun, ben size yardımcı olayım. Senden yardım isteseydik seni arardık. Olcay nerede? Cezayir Bey, söyledim ya size. Olcay Bey Amerika'da. Amerika'da öyle mi? Sekreter bilmiyor muydu Olcay'ın Amerika'da olduğunu? Cezayir Bey gelirse beni bilgilendirin, talimat vermiştim sekreterinize. Talimat verdiğine göre niçin geldiğimizi de biliyorsun. Şimdi Olcay'a söyle. Hemen karşıma çıksın. Tabii söylerim Cezayir Bey. Ama eğer Leyla Hanım'ın tutuklanmasıyla ilgili meseleden bahsediyorsanız eğer, emin olun Olcay Bey'in bu konuyla alakalı herhangi bir ilgisi, herhangi bir alakası yok. Zaten yarın kendisi dönüyor. Döndüğünde de savcılığa bizzat gidip ifadesini de verecek. O yüzden... Cezayir Bey, ne yapıyorsunuz? Ya bu yaptığınız doğru değil. Cezayir Bey. Cezayir Bey, bakın lütfen. Saklandıysa o saklandığı yerden çıkıp karşıma geçsin. Savcıdan önce ifadesini ben alacağım. Cezayir Bey, bunu yapmaya hakkınız yok ama. Ben sana haktan hukuktan bahsetmedim. Seçeneklerini sundum. Eğer bu işe bulaştıysa Cezayir Bey, ya cezaevine girip hayatını kurtarır ya da onun hayatını kabusa çeviririm. Anladın mı? Anladım. Anladım Cezayir. Anladın mı? Anladım. Anladım. Buyur abi. Bakın. Sağ olasın. Bugün pek bir neşelisin abi. Oğlum nasıl neşeli olmayalım? Leyla'yı içeri attırdık, onun neşesi. Bu çamur eğer Cezayir'e bulaşmazsa en azından izi kalır. Madem öyle bir parti verelim abi. Hem senin için de değişiklik olur yani. Değil mi? Çok iyi fikir gerçekten.
Nerede yapacağız partiyi? Mekanın neresi olacak? Abi senin teknen var ya, teknene partiyi verelim. Kızları falan da çağıralım. Aha. Eğlencenin dibine vuralım abi. Vuralım dibine vallahi. Çok iyi fikir gerçekten. İyi o zaman Cezayir'i de çağıralım, o da vursun. Abi, onun ne işi var partide? Seni vuracak oğlum. Sen böyle gerizekalı fikirler söylüyorsun. Ben sana sıkmıyorum ya, gelsin bari o sıksın. Biri sıksın artık sana. Abi, teessüf ederim. Vallahi teessüf ederim abi. Et bakayım lan bir teessüf et. Bizi yalnız bırakın. Çık. Erman Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Yalnız konuşmamızı gerektirecek konu nedir Erman Bey? Ben ölümden döndüm diye mi böyle yapıyorsun? Anlayamadım Erman Bey. Yani nasılsa ölümden döndü, güçsüz diye mi düşünüyorsun? Hı? Yok canım, ne alaka? Kel alaka. Vedat, kel. Cezayir'in karısına benden habersiz komplo kurman ne alaka Vedat, ha? Güçsüz mü buluyorsun beni? Onun için mi saygı duymuyorsun? Şimdi Erman Bey, ben evet sizden habersiz bir şey yaptım ama sizin isteyeceğiniz bir şey yaptım. Bak, eğer ben bir şey yapmak istersen kendim yaparım zaten. Ha, yapmak istediğim şeye ve yaptığım plana seni dahil etmek istersem ederim zaten. Aksi takdirde bir köşede emrimi beklersin, emrimi. Erman Bey. Abi hep böyle üzgün mü duracaksın? Belli ki senin de konuşmaya ihtiyacın var. Cevabını bildiğim bir soruyu sorduğuna göre. Yok, sadece senin üzgün durmanı istemiyorum. Nasıl durmayayım kardeşim? Leyla benim yüzümden tek başına orada, içeride. İşte böyle söylersem beni daha çok üzersin abi, haberin olsun. Ama öyle. Yok, öyle değil. Öyle değil. Bak, ortada ne suçlu var, ne bir şey var. Ne Leyla yengem suçludu, ne de sen suçlusun. Evet, Leyla yengem biraz daha kontrollü gitseydi, biraz daha dikkatli olsaydı olay buralara kadar gelmezdi. O ayrı mesele. Ama ortada suçlu falan yok muydu? Çok net. Ortada büyük bir iftira var, ortada büyük bir kahpelik var. Bu Leyla'nın içeride, orada tek başına olduğu gerçeğini değiştirmiyor işte. Leyla da diğer sevdiklerim gibi benim yüzümden zarar gördü. Zarar görmeye de devam edecek. Daha dün 15'te benim yüzümden beni kurtaracak diye canından oldu. Bugün
Benim itibarımı zedelemek için Leyla üzerinden kumpas kurup şerefsizlik yapıp kızı içeri attırdılar. Yarın kim bilir hangi sevdiğim, hangi işe alet edilecek, başına ne gelecek, belki canından olacak. İşte bunları düşünüyorum. Düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. Hepsinin düşüncesi ayrı ayrı canımı yakıyor. Ne yapacağız kardeş o? Ne yapacağız? Tedbirsiz yaşayan zamansız ölür deyip işin içinden çıkacak mıyız? Çıkamayız. Allah bu düşünceler bizde baki. Baki. Bak mesela benim anam haberimi gözlüyor. Haberim ona ne zaman gidecek diye doğru düzgün uyuyamıyor. Kardeşim nerede diye merak ediyor. Şimdi hardadı, kiminledi, yaşıyor mı? Bu hayatı biz seçtik. Onlara yaşatıyoruz. Doğru, seçtik. Ama keyfimizden seçmedik ya. Sevdiklerimize bir zarar gelmesin diye seçmedik mi abi? Başka bir seçenek vardı da. Bile bile geldik, bu hayatı mı seçtik? Başka şansımız yoktu. Yapacak bir şey de yoktu. Yemeğini ısıttım. Üstünü alayım, bir tabak koyayım hemen sana. Sen şuraya otur baba, gel. Gel kızım, yemeyeceğim. Otur, gel. Ya ama öyle olmaz. Bütün gün hiçbir şey yememişsindir kesin, biliyorum. Hem hazır duruyor zaten, bir tabak hemen hızlıca hazırlarım. Sen de annen gibi ısrarcısın. Gerçekten yemeyeceğim, gel. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Bilmem, öyle bir daldın. Yemek ısıttım diye mi şaşırdın? Yani baba, sana yemek bile ısıtamayacak bir kızın olduğunu mu düşünüyordun? Beni ne kadar çok seven bir kızım olduğuna bakıyordum. Evet. Çok seviyorum. Çok da güveniyorum. Annemi oradan çıkaracağını da biliyorum. İşte sen bu kadar uğraşırken ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. Aklım bize kalmasın. Evle ilgileneceğim, sana da bakacağım. Annem de
çıkıp geldiğinde benim bıraktığım yerden devam eder. Değil mi? Yarın beni de götürür müsün annemi görmeye? Çünkü çok merak ediyorum onu, çok özledim. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Çıkarırsın belki. Ne? Ben öyle düşünmüştüm. Yani kovuştaki ilk gecemde. Öyle çok duygulanmıştım ki. Bir kitap çıkarsam anca anlatırdım sanki derdim. Gerçi ilkokulu bile bitirmedim ben ama. Öyle anlatısı geliyor insan. Yani öyle zor bir geceydi. Zor gerçekten. Tek bir gece olsa bile zor. Alışırsın dedi bana herkes ama ben sana öyle demeyeceğim. Çünkü alışamıyorsun. Alışırsın sanıyorsun ama sandığınla kalıyorsun. Sen de alışma zaten. Yakında çıkarsın. Nereden anladın yakında çıkacağımı? Senin kocan burada bırakmaz seni. Ya sandığın gibi biri değilsem? Bazı bedeller ödüyorsam, birini öldürmüşsem, hala aynı şeyi düşünür müsün? Sen de birisini öldürecek bir hali yok abla. Olsa anlardım ben. Birisini öldürmüş olsan için biraz rahat olurdu. Senin için rahat değil. Belki parasal mevzulardan buradasındır ha? Parasal mevzular? Yani dolandırıcılık falan işte. Gerçi sen de birisini dolandıracak halde yok ama... var öyle buraya gelen. 3-5 günde çıkıyor. Yani senin bedel ödemek dediğin sadece parası olmayanlar için geçerli. Herkes yaptığının bedelini farklı farklı öder. Ben burada olmaya razıyım. Yeter ki kızıma, kocama, aileme bir şey olmasın. Sen romantik misin abla? Hı? Acaba şu kitap çıkarma işini bir daha mı düşünsen? Leyla, çay koy bana. Ben getiririm abla. Sen değil. Meydancılık sırayla. Şimdi sıra prenseste. Sen dur. Madem sıra bende, ben götür. Demini bol koy. Aferin, öğreneceksin. Öğrendikçe de aferini alacaksın prenses. Benim de öleceksin. Ha? Gebertirim lan seni. Öyle mi? Ben sana fazla gelirim.
Kadınlar dinleyin beni. Yarın mahkemesi olanlar. Ayşe Fırat, Işıl Yeşilkaya. Ne yapıyorsun sen? Bunun ne yapacağı belli mi olur? İyisi Olcay geldi. Al içeri. Merhaba Cezayir Bey. Haberi duyunca şok oldum. Leyla Hanım'ın böyle bir şey yapacağına asla inanamadım. Kes tatavayı. Otur. Bana bak. Eğer bu işi sana Erman yaptırdıysa... ...hemen savcılığa gideceksin, ifadeni vereceksin... ...ve olan biteni tek tek anlatacaksın. Ne münasebetle Cezayir Bey. Ben Erman falan tanımam. Hem bu işler olurken ben Amerika'daydım. Depoya inşaat malzemelerini ben götürmedim. Yalan söyleme lan. Amerika'ya gitmediğini biliyorum. Araştırdım. Öyle bir yolculuk yapmadın. Şimdi bana niye yalan söylediğini anlatacaksın. O bey kim? O Zeynel. Zeynel Özcan. Memnun oldum Leyla. Ben de öyle. Korktum aslında Cezayir Bey. Hani bana bir şey yapacağınızdan karşınıza çıkmaktan korktum. Hala yapabilirim. Biliyorum. Bu yüzden bildiklerimi anlatırsam belki beni anlayacağınızı düşündüm. Peki o malzemeyi depoya sen götürmediysen kim götürdü? Yani bu işleri tedarikçi yapar. Tedarikçimin adı Zeynel Özcan. Şimdilik bu söylediklerine inanmış gibi yapacağım Olcay. Ama bu söylediklerinden başka bir şey öğrenir, duyar, bilirsem seni parçalar, parçalarını Amerika'ya ben gönderirim. Çık dışarı! Bu Zeynel denilen herifi iyice araştırın. Daha detaylı araştırmayız. Zaten ablamın tek şüphelendiği kişi Zeynel Özcan'dı. Gel Ömer. Otur şöyle. Al şu listeyi. Olcay Bey'den istedim. Benimle çalışacak olanların listesi. Orada kimlik bilgileri var. İşte adresleri var. Hepsini tek tek araştırmanı istiyorum. Tamam, araştırırım. Özellikle şu Zeynel Özcan. İlk önce onu araştırmanı istiyorum. Olcay Bey tedarikçimiz dedi ama benim gözüm pek tutmadı adamı. Seni rahatsız eden şey ne bununla ilgili? Bilmiyorum Ömer, hali, tavrı, bakışları. O adamla bir şey var. Ama herifin trafik cezası bile yok reis. O işler belli olmaz. O adamı alıp bana getireceksiniz. Tamam. Dediğin o inşaat malzemesi satan yere geldim abi. Zeynel'in çıkmasını bekliyorum. Tamam. Çıkınca derdest et. Söylediğim yere getir. Tamam da abi, kafasına sıkmak için onca yol gitmene ne gerek var şimdi? Çünkü kafasına sıkmayacağım Abdo. Başka planlarım var. Adam sonuçta masum. Zeynel şimdi çıktı abi. Tamam. Abdo. Sakın yanlış yapma. Duydun mu beni? Artık yanlış yapacak kadar konforlu bir hayatımız yok. Sen merak etme abi.
Günaydın Vedat. Günaydın mı? Sen uyumamışsın galiba. Günaydınlık bir saat değil çünkü. Bütün gece düşündüm. Gözüme uyku girmedi. Uyutmayan düşünceler beni meraklandırır Gedikaya. Anlasana. Sandıkçıoğlu toplantı istedi. Peki, uykunu kaçıran bu değil herhalde. Cezayir'in karısının uyuşturucu yüzünden hapse girmesi konuşulacak. Şimdi ilginç şeylerden bahsediyorsun. Devam etsene lütfen. Bu olayı kullanıp Cezayir'i masadan gönderelim diyorum. Sandıkçıoğlu bilmiyor ama bence Leyla'yı Erman içeri tıktırdı. Sana bir şey söyledi mi? Kim? Erman. Anlattın mı bir şey? Yo ama hakikaten çok güzel planlamış. O zaman akşama oylama yaparız, Cezayir'i masadan atarız. Ne diyorsun Vedat? Ne diyeyim be Gedik Ali, ha? Gün gerçekten aydınmış, onu diyorum. Zeynel'in dükkanına doğru gidiyoruz amca. Tamam. Dediğim gibi sakin, dikkatli olun. Sakın adama bir şey yapmayın, canlı lazım. Tamam, ofise mi getirelim peki yoksa? Ofise Ateş, ofise. Ofise getirin. Ne yaptın abi? Var mı bir gelişme? Çözmeye çalışıyorum kardeşo. Ateş'i, Leyla'nın şu malzeme tedarikçisi Zeynel var. Ona gönderdim. İyi yapmışsın. Vallahi belki de o Erman onu kullandı da öyle sakladı uyuşturucuları. Hele? Her ne olduysa bileceğiz kardeşo. Leyla'nın içeride kaldığı her dakika ömrümden ömür gidiyor. Abi hiç merak etme. Çıkacak. Onu oraya gönderen de cezasını çekecek. İlla ki. De ben sana başka bir şey diyeceğim. Şimdi bu Sandıkçıoğlu aradı beni. Toplantı varmış, çağırıyorlar. Beni de aradı. Ne diyorsun? Gidecek miyiz? Hani bir posta koyduk ya. Gitmemiz lazım. Uzun vadeli bir planım var. Onu uygulamak için masada kalmamız lazım. Hı. Ne planı? Kendime yer edeyim. Gör sana ne yer edeyim planı. Toplantıdan sonra anlatırım. Okey. Bir şey daha var sana söylemem gereken. Ne yaptın yine? Gene. Gene. Yok yani bir şey var da yani senin başın kalabalık diye ben mevzu bahsetmedim. Bu Gedik Ali. Biraz utanıyorum bunu söylerken ama adamlarına beni aldırdı. Ulan kardeşim. Abi bir dur, bir dinle. Bak, bu adam intikamını almak istedi ama avucunu yaladı. Yani? Yanisi şu, intikamını almak için beni karşısına aldı. İşte yok seni şöyle gebertirim, yok sana şunu yaparım, yok nefesini keserim bilmem ne. Sonra ben işte bir şekilde bunu punduna getirdim. Silahı elime aldım, dayadım bunu çenesinin altına. Dedim bak, abime olan saygımdan sana dokunmayacağım. Senin nefesini kesmeyeceğim. Hakikaten de öyle. Sana masada bir zarar gelmesin diye onun nefesini orada kesmedim. Ama abi şunu bil, eğer olur da bu akşam masada benim istemediğim bir şey söylerse onun nefesini keserim. Bunu da böyle bil. O yüzden diyorum ki acaba ben gelmesem mi akşam? Olmaz öyle şey. Sen o masanın parçasısın. Planımızı uygulayana kadar da o masada kalmamız lazım. Abi vallahi Zeynel abi bir saat önce çıktı. Bir daha da gelmedi. Gelmeyecek mi peki? Vallahi orası hiç belli olmaz. Giderken bir canı sıkkındı. Kardeşim, bizim Zeynel'le konuşmamız lazım. Bak biz de Antep'ten geliyik. 8000 torba çimento, 5000. 5000. 5000 torbada kireç lazım. Alacağız ya. Abi o çok değil mi ya? Siz ne yaptınız? Stadyum inşaatına falan mı girdiniz? Şimdi güzel kardeşim, azına çokuna bırak da biz karar verelim ha. Sen şu Zeynel'i ara, de ki böyle böyle malzeme için geldiler. Bir konuşalım. Tamam. Oğlum nasıl esnafsınız lan siz? Allah Allah.
Açmıyor mu? Kapalı abi telefonu. Kapalı mı? Dedim ya abi, canı sıkkın. Onu daha önce hiç böyle görmedim. Demek telefonunu kapattın. Kardeş, onun canını sıkkınlığı niye bizim ticaretimizi bulsun? Sen bir daha bir ara bak. Ha? De ona bak, alıcıyık. Entep'ten geldik ya. Alıcıyız. Evet. Çıkaralım Zeynel arkadaşımızı. Abi, çıkaracağım da ben vallahi anlamadım. Bu kuş uçması, kervan geçmez yere biz niye geldik abi? Çünkü kuşun ve kervanın görmemesi gereken şeyler olacak burada. Hadi aç bakalım. Abi her kelimen bir bilmece. Vallahi akıl kalmadı bende. Abdocuğum, senin aklınla ilgili çok güzel bir esprin var da kalbin kırılır diye söylemiyorum. Açar mısın şurayı artık? Bir saniye abi. Kurban olayım abi, kurban olayım abi, yapmayın ne olur. Bağırma birader, bağırma. Nihilist ol biraz, nihilist. Gel bakayım buraya, gel. Abi, hayatın içten içe anlamı olmadığına dair felsefik bir öğüt verdim abi. Ölecek ya şimdi. Abdo, sen benden gizli kitap mı okuyorsun lan? Ha? Ne nihilisti oğlum? Ne nihilisti? Çıkar şu adamı şuradan. Filozof oldu başımızın. Şu hale bak. Yapmayın! Aha, kurbanınızı olayım, yapmayın. Gel lan buraya. Sebebi ziyaretinizi neye borçluyum Müftü Bey? Teşkilat içinde yapılan her ziyaret devletin âli menfaatleri için yapılır Atakan. Peki. Buyurun. Sizi dinliyorum o zaman. Ankara ile yaptığım görüşmeler sonucu Taziyev'e bir teklif götürmeyi düşünüyoruz. Ne teklifi? Taziyev serbest bırakılacak. Anlayamadım ben. Ne dediniz? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Şimdi Zeynel kardeşim, adın çok da gereksiz bir şekilde bak uyuşturucu meselesine karıştı. Ben de bu yüzden peşimdeki kötü adamlardan kurtulmak için seni şimdi kurban etmek zorundayım. Abi yapmayın, benim bunlarla bir alakam yok. Biliyorum, biliyorum. Zaten işte o yüzden konuşmamın başında gereksiz bir biçimde diye açıkladım. Ama ne yaparsın, hayat da böyle be. Ya öyle de bir zamanda yaşıyoruz ki Zeynel. Masumlar suçlu, suçlular masum. Bu yani nasıl oluyor onu da hiç anlamıyorum. Neyse, arkadaşın iplerini çözelim Abdo'cum. Emin miyiz abi bundan? Abdo, bana niye ikiletiyorsun her şeyi? Serbest miyim? Gerçekten mi? Serbestmişsin. Şimdi Zeynel kardeşim, masum olduğuna inandığım için kafana sıkmıyorum ve sana bir şans daha veriyorum be. Görüyor musun bak? Böyle de bir adamım işte. Zeynel. Koş. Hayatın için koş. Hadi durma. Koş! Durma, koş! Koş! Aslanım benim, bak. Koş oğlum, koş. Bakma arkana. Koş! Yavrum benim, nasıl koşuyor? Antilop, antilop!
Çevir. Şimdi bakalım. Güzel. Ölmüş. Yazık oldu vallahi adama. Hani derler ya, ne şehittir ne gazi. O cümleni pis bir şekilde bitirmeden önce al bunu sokak arasında bir yere bırak. Taziyev'in serbest kalması gibi bir durum söz konusu olamaz Müfit Bey. Yani Ankara'dakiler ne düşünüyorlar bilmiyorum ama Taziyev yargılanacak ve en ağır cezayı alacak. Onun için en iyi sonuç bu. Yok. Daha iyi bir sonuç var. Taziyev'in serbest kalması. Ama o bir şarta bağlı. Ne şartı? Taziyev Erman'la ilgili bildiği her şeyi devlete anlatacak. Yani gizli tanık olacak ve sonra da serbest kalacak. İmkansız. Bu bir savaş suçlusunun yaptıklarını görmezden gelmek demek olur Müfit Bey. Bu hiç de iyi bir sonuç değil. Çok iyi bir sonuç. Erman Barkay'ı yok edecek her sonuç çok iyi bir sonuçtur. Bunun hiçbir garantisi yok. Eğer ben böyle bir şey yaparsam benim kardeşim 15'li mezarında rahat uyuyamaz. Senin itirazının nedenini anlıyorum. Kardeşinin intikamını almak istiyorsun, haklısın. Ama yanlış yaparsın. Ben eğer kardeşimin intikamını almak isteseydim Taziyev şu anda hayatta olmazdı. Atakan, sen bir devlet adamısın ve görevin devletini ve devletin çıkarlarını koruyup kollamaktır. Bunu benim sana hatırlatmama gerek yok. Sen bunu gayet iyi biliyorsun ama görevini hatırlatmak zorundayım. Senin duygusal çıkarların amacının önüne geçmemeli. Bizim belli bir amacımız var. Her ne yapacaksan yap, amacın doğrultusunda olsun. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Benim her söylediğime böyle ihtiyatla yaklaşmana gerek yok. Biz ikimiz de aynı gemideyiz. Görevimiz devletimizin zarar görmemesi için birlikte çalışmak. Gecen nasıl geçti Radovan? Başkan, ben burada Radovan diye birini göremiyorum. Ben görüyorum. İstersen sana da bir ayna getirteyim. Sen de bak. Eğer orada da göremezsen. Orada aynalı cam var. Ona bak. Peki orada görürsün. Başkan. Ben hala göremiyorum. Ben görüyorum. Dedim ya. Sana bir teklifim var. Eğer kabul edersen. Başkan bana teklif falan deme. Bak heyecanlanırım. Heyecanlan o zaman. Çünkü kurtuluşun bu teklife bağlı. Ha. Öyle mi? Peki neymiş? Eğer savcının karşısına çıkıp Erman'la ilgili bildiğin her şeyi anlatırsan seni serbest bırakacağım. Tamam. Her şeyi, hem de her şeyi anlatacağım. Erman Barka hangi yemekleri sever, boş vakitlerinde neler yapar, burcu nedir? Hepsini bir bir anlatacağım başkan, hiç merak etme. Bence dalga geçme, sen daha iyi. Çünkü mahkemeye çıkarsan çok ağır bir ceza alacaksın. Bunların hiçbirini ispat edemezsin. Ve ben sana Erman Barka ile alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. Başkan, anladın? Tamam. Ben teklifimi masaya koyuyorum. Yarın sen cezaevine nakledilinceye kadar bence iyice düşün.
Radova. Hatırı sayılır dostlarınız var Cezayir Bey. Lütfen görüşmeyi çok uzatmayın. Teşekkür ederiz anlayışınız için Bilir Bey, sağ olun. Kızım, biliyorsun değil mi, burada olmak zorunda değilsin. Yani annem bunu anlayışla karşılar. Biliyorum. Zaten ben bugüne kadar ne yaptıysam annem anlayışla karşıladı. Ben de her koşulda onun yanında olabildiğimi hissettirmek istiyorum ona. Ah, bir tane. Sen niye geldin buraya kadar? Söylesene bana. Ha, ben iyiyim burada. Zaten çıkacağım yakında. Biliyorum anne iyi olduğunu. İşte ben de iyiyim. Beni de gör diye geldim. Hı. Çıkacaksın da tabii ki yakında. Babam kanıtlayacak masum olduğunu. Yani bizim için endişelenme. Sen benim bebeğimsin. 40 yaşına da gelsen ben hep endişeleneceğim senin için. Yok gerçekten. Hatta babam için de endişelenme bence. Ben babama da çok iyi bakıyorum. Her gece eve geldiğinde en azından bir çorba içmesi için başının etini yiyorum. İşte benim kızım. Vay arkadaş, burada bile ana kız birlik oldunuz ya. Galiba çok uzun zamandır söylemiyorum. Sizi çok seviyorum. Sizin kızınız olduğum için çok şanslıyım. Dünyaya bir daha gelsem yine sizin kızınız olmak isterdim her şeye rağmen. Oh. Ulan o kadar içeriye girdim. Şu söylediğiniz lafların onda biri benim için söylenmedi ya. Ulan bir türkü yakmadığınız kaldı türkü. Ben dışarıda bekleyeyim seni. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Yani böyle bir durumda bile bir tek sen güldürebilirsin beni, biliyorsun değil mi? Zaman benim güneşim. Sen hep gül. Özlemişim seni. Ben de seni. Sesini, kokunu, gözlerini, her şeyini. Ha, kokunu dedin de aklıma geldi. Hani sen hep diyordun ya, sen yokken yastığına sarılıp kokunla özlem gideriyorum diye. Yastığı aldım geldim. Belki işe yarar. Elimden geleni yapıyorum seni çıkarmak için. Elimden ne geliyorsa yapıyorum, merak etme. Bir an önce çıkaracağız seni. Biraz dayan. Biliyorum. İyiyim ben burada, bir sorun yok, merak etme sen. Hatta sen içerideyken ben daha çok endişeli oluyorum Cezayir. Yani ne oldu, başına bir şey mi geldi acaba diye. Şimdi kokun da var. Burası bana tatil olur. Bak söylediğin doğruymuş ha. Ev dediğin hapishaneden beter oluyormuş. Sevdiğin içeride olunca. Hele bir de senin yüzünden olunca. Cezayir senin yüzünden değil. Sürü
süre doldu. Tamam. Yaramaması Raziye. Ne olacak canım? Bir daha yaparız aynısını. Ha, tamam, hallettik, hallettik. Hallettik. Ne alakası var? Sen ne diye canını sıkıyorsun abla? Otur. Hem benim de canım sıkkın zaten. Yaparız bir tane daha. Ya benim yüreğim yani. Bir kadın çocuk doğuramayacaksa, ana da olamayacaksa ne işe yarar? Ben ne işe yararım ya bu evde? Ne biçim laf o Raziye? Saçmalama. Ne oluyormuş analık olunca? Analıktan olmaz o, insanlıktan olur. Ben senin... Ya ben bir güne bir gün birine bir kötülük etmiştiğini görmedim ya. Önemli olan budur. Benim kendi derdimle uğraştığım yetmezmiş gibi... Bir de Dursun'la uğraşıyorum. Eve sürekli içip içip geliyor, abuk sabuk laflar ediyor. Af kurup duruyor bana. Sanki çocuğumuzun olmaması benim kabahatimmiş gibi. E al benden de o kadar Raziye. Ya benim çocuğum oluyor da ne oluyor ya? Halil bana her gün aldır çocuğunu, aldır çocuğunu deyip duruyor. Neymiş ben bencilmişim. Benden ana olmazmış. İşte söyleyip duruyor bir şey. Ya kız, gel bakayım buraya. Kız kalk, gel. Üzülme olur mu? Sen de üzülme Raziye. Tamam. Kız sana ne oldu? Elif? Ya ne oldu ismi var? Ada benden nefret ediyor. Ada zaten anasından olmuş. Bir de ben perişan ettim kızı, çok üzdüm.
Elif, sana bir tavsiye vereyim mi? Bence bu ailenin erkeklerinden kaç kurtar kendini. Bak hiçbirinden hayır gelmez. Al benden de o kadar ha. Kız bir şey diyeceğim. Biri bu bizim adamlara bir büyü neyin yapmış olmasın. Bunların karıları gün yüzü göremesin gibisinden ha. Yok Rasiye abla ya. Valla olabilir bak ha. Ateş öyle biri de yok. Yani iyi birisi o. Onun suçu yok. Ne yani Fransa'da eğitim aldı diye farklı mıdır? Bana sorarsanız en iyileri Cezayir abim. Doğru. En iyileri Cezayir abim derim. Karısı da Leyla abladır. Okumuş yazmış kadın. Ama yine de ne olayım? Leyla abla hapse giriyor. İşte. Ya. Demeyeyim diyorum ama. Ya çıkamazsa Leyla yengem içeriden. Razıya abla. Allah korusun. Denir mi öyle? Gel. Gel anacığım sen. Gel böyle. Ne ediyorsunuz siz burada? Ha? Ha böyle burada oturttunuz boş boş da. Dedikodu mu yaparsınız? Dedikodu etmeyiz anacığım. Dertleşiriz. Dertleşiriz. Kimsenin derdine derman olmazsınız. Ha bari oturun da dua edin. Ha? Boş konuşan ya Allah da sevmez, kul da sevmez. Ah ana, sen bize vereceğin bu akılları oğullarına vereydin. Kimsenin derdi verdi kalmazdı. Doğru söylüyor valla. Ha ama oğulların seni dinler mi? Onu bilemeyeceğim. Yürü kız, hadi. Anacığım. Şimdi onlar sinirli dur. Ondan sana öyle dediler. Sıkma canını sen. Hem onlar seni çok seviyor biliyorsun değil mi? Ne oldu bu eve böyle? Bu evin neşesi kaçtı gitti. Leyla'm hapiste dur. Ha bu kızlar perişan. Ulanlar aldı başını öyle inat ederler. Ay ben ne yapayım o Cezayir kim bilir ne halde dur. Geçecek anacığım hepsi geçecek. Sen oy. Sıkma canını. Buldunuz mu Zeynel Ömer? Az önce adamlarına haber geldi reis. Zeynel'i araba çarpmış. Araba mı çarpmış? Karşıdan karşıya geçerken biri vurup kaçmış reis. Peki çarpan arabayı gören falan olmamış mı? Kimse yok reis. Olay bayağı ıssız bir sokakta olmuş. Tamam. Belli ki uyuşturucuyu koyan Zeynel. Erman da bizden önce davranmış. Zeynel'e karşıdan karşıya geçerken araba çarpmış. Çok inandırıcı. Tamam Ömer. Reis, bir şey daha var. Taziyev'le ilgili. Nasılsın kardeşoğlu? Rahat nefes alabiliyor musun? Bir sıkıntı falan yoktur inşallah. Çekip kafasına sıkmak istediğini biliyorum. Ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bekle. Kafasına sıkacağın zaman da gelecek. Sabret. Toplantıya başlamadan önce benim liderliğimde olan bu masadaki herkesin burada veya dışarıda kendi aralarında hadise çıkarmasına izin vermeyeceğimi söylemek istiyorum. Bu nedenle seni son kez uyarıyorum Gedikari. Bu masada olan bu masada kalacak. Kardeşova alıkoyman büyük yanlıştı. İlk yanlışı o yaptı Sandıkçıoğlu. Hepiniz gördünüz bana yaptığını. Ben sadece ve sadece
yanlış yapan birine doğruyu göstermişim. O kadar. Dalaşmayın. Dolaşmıyorum. Dolaşmıyorum. Her ne olduysa oldu Yedikarı. Bu senin dışarıda intikam almaya kalkmana sebep değildir. Bu masada olan bu masada kalacak. İşte o kadar. Kardeşo, sen de sakın karşılık vereyim deme. Yoksa hiç düşünmeden gereğini yaparım. Bu mevzu burada bitmiştir. İşte o kadar. Anlaşıldı. He? Okey. Ben kardeşim Gardaşov'a kefilim. Masanın düzenini bozan Gardaşov olmayacak. Sandıkçı oğluna ve masadakilere danışmadan düzeni bozanın da cezasını dışarıda vermeye kalkmayacak. Geçen haftadan beri dilin epey yumuşamış Cezayir. Başka masa, başka sürü falan diyordun. Hayırdır, bir sıkıntın mı var? Sıkıntımızla dilimizi bir tutma bizim Cancalı. Sandıkçı oldu. Masanın başı olarak. Rica etti, kalktık geldik. Yoksa senin olduğun sürünün çobanı bile olmam ben. Allah istesen de istemesen de aynı masada aynı sürüdeyiz. Bize mor koyunu oynama Cezayir. Bana bak Cancalı. Kelimelerini eğip bükme. Ben senin aklındakini ensenden okurum. Ne diyeceksen açık açık söyle de. Cancal, ne diyeceksen onu de. Dalaşmaya götürme şu işi. Benim diyeceğim şu ki, Gardaşov Gedikali sürtüşmesini fazla fazla uzatmaya gerek yok. Burada çok daha mühim meselelerimiz var. Cezayir'in karısının deposunda uyuşturucu bulmuşlar. Masanın lideri olarak bir açıklama yapmasını isteyeceksin herhalde. Eğer sabredersen hepsini konuşacağız. Benim geçmişimdeki uyuşturucu işini ısıtıp ısıtıp önüme getiriyordunuz Sandıkçıoğlu. Şimdi Cezayir ne açıklayacaksa açıklasın bakalım. Açıklanacak bir durum yok. Bir açıklama yapacaksam da sen istediğin için değil, masanın şüphesi kalmasın diye açıklayacağım. Leyla'nın deposunda bulunan uyuşturucu Erman'ın kumpası. Bunu herkes böyle bilsin. Yakında gerçek ortaya çıkacak. İşin içinde karımın adı geçtiği için bunu masaya taşımak doğru değil. O benim Erman'la şahsi meselem. Ben kendi işimi kendim görürüm. Benim geçmişimi yargılayıp masada oturmamı sorgulayan birinin bu masada oturmasını doğru bulmuyorum Sandıkçıoğlu. Gereğini yap. Cezayir, bu benim şahsi meselem deyip kenara çekilmek olmaz. Bu masada olan herkesin aynı zamanda ailesi de masadadır. Sorumluluk bunu gerektirir. Sorumluluk gerektirir falan değil bunun ederi Sandıkçıoğlu. Cezayir'in bu masadan kalkmasını istiyorum. Sen kimsin lan buna karar vereceksin? Bu masanın belli kuralları var. Oylama istiyoruz Sandıkçıoğlu. Oylamaya geçmeden önce ben Cezayir'i dinlemek istiyorum. Cezayir, diyeceğim bir şey var mı? Benim söyleyeceğim belli. Masanın üstüne tek tek attığın kurşunları unutmadan ne söyleyeceksin? Bir daha benim lafımı kesecek olursan
o masanın üzerine attığım mermileri ağzından değil, burnundan sokarım beynine. Vallahi abi ben diyecektim. Ağzından aldın, yumuşattın da söyledin. Allah'tan aldın. Allah'tan. Diyeceğimi dedim. Bu benim ailevi meselem. Karım suçsuz yere içeride tutuluyor. Bunun tek sorumlusu da Erman. Ne yapacaksam bu masa için değil, ailem için yapacağım. Türk soyadı olan birini uyuşturucudan içeri atmanın hesabını soracağım. Bunu da hepiniz göreceksiniz. Oylamaya geçiyorum. Sezai'nin bu masadan kalkmasını isteyenler. Sezai'nin masada kalmasını isteyenler. Ben de oyumu Sezai'nin masada kalmasından yana kullanıyorum. Unutmayın, benim hem kendi oyum hem de başkanlık oyum vardır. Sezai'nin masada kalmasını istiyorum. Çünkü ben de onun gibi düşünüyorum. Bu uyuşturucu meselesinin ardında Erman'ın olduğuna inanıyorum. Hı. İnan bakalım Sandıkçıoğlu. İnan, inan. Ama unutma ki insanoğlu çiğ süt emmiştir. Hiç beklemediğin bir zamanda hiç beklemediğin bir şey yapar. Hiç beklemediğin anda hiç beklemediğin bir şeyi daha yaşamadın Cancalı. Son sözümdür. Suçsuzluğunu kanıtlaması için Cezayir'e zaman vereceğim. Eğer bu işte bir kusurunun olmadığını ispat ederse masada kalacak. Yok, eğer düşündüğümüzün tam tersi olur ise gereğini yapacağım. Anlaşıldı? Ben kimseye kendimi kanıtlamam. Hele bu masadakilere kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. Benim adım Cezayir. Soyadım Türk. Bu ismi kirletip üzerime pislik atacak hiç kimseyi affetmedim. Affetmeyeceğim. Cezayir, otur. Gündemimizde daha konuşacak çok şeyimiz var. Sizin gündeminizle benim gündemim farklı belli ki. Sandıkçıoğlu, siz konuşun.
Benim güzel kızım neden ağlıyor bakayım? Dur tahmin edeyim. Benim için. Babanı sevdiğin için ağlıyorsun değil mi? Babamı hiç anlamamışım diye ağlıyorsun değil mi? Lütfen beni bu kadar çok sevme kızım. Dayanamıyorum. Ne diyorsun baba ya? Ağlama diyorum kızım, ağlama. Erman Barkan'ın kızı ağlamaz. Hele bir erkek için. Hele bu erkek Emir Gardaş olsa hiç ağlamaz. Bu kadar aciz olamaz benim kızım. Adam seni sevmiyor. Anlasana. Ya mesele Emir'in beni sevip sevmemesi değil baba. Neymiş mesele? Ben onu seviyorum. Emir'i seviyorum. Sıkışıp kaldım bu duygunun içinde. Mesele bu. Ya sen Emir'e yardım etmek için yapmadın. Tam tersine. Bu ilişki bitsin diye yaptın. Emir'i benden uzaklaştırdın. Acı çekeceğimi bile bile yaptın baba. Nasıl affedeyim ben seni? Nankörsün sen. Nankör. Sana her şeyi verdim. Benim her şeyimi biliyorsun. Sana inandım, sana güvendim. Ama sen babana güvenmedin, babana inanmadın. Senin yerine bir kedi besleseydim, en azından kendini sevdirirdi bana. Ben yoksam sen bir hiçsin. Sen de bunu anla artık. Sana sunduğum hayat için bana teşekkür edeceğini, minnettar olacağına kardeş ol da kardeş ol. En yakın zamanda Amerika'ya döneceksin kızım. Ne var Müfit? Ne var? Bana bak Erman. Benimle bu şekilde konuşma. Zaten senin bütün pis işlerini yapıyorum. Benim sabrımı zorlama. Tamam, tamam. Taziyev'le ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Yarın tutuklu olarak cezaevine naklediliyor. Güzel. Bana güzergah ve diğer bilgileri ne zaman ileteceksin?
Vay vay vay. Yoksa içinde kalanları haykırmak için çalışma odamı mı seçtin kızım? Hayır baba. Elveda baba. Bak. İyice bak yüzüme. Çünkü bu son görüşmemiz. Bundan sonra ne senin bir kızın var, ne de benim bir babam. Annen de böyle derdi. Sonra başını alıp giderdi. Ben bir şey yapmazdım. Birkaç gün sonra geri dönerdi. Onu affederdim. Ama seni affetmeyeceğim. Yalvarırım, beni affetme baba. Ama ben her şeye rağmen seni affediyorum. Senin affına mafına ihtiyacım yok benim. İstediğin yere gidebilirsin. Kardeş ova da gidebilirsin. Hatta onunla planlar da yapabilirsiniz. Plan yapacak zamanınız da olacak. Git kızım, ona git. Ama benim kızım ancak Kardaşov'un ölüsüyle evlenebilir. Ya sen, ya Emir, ya da ben. Üçümüzden birisi muhakkak ölecek baba. Hoşça kal baba. Of of of. Canın sıkkın ağam. Cezayir insana sıkıntıdan başka ne verir ki? Yine mi ağam? Yine Cezayir, yine Cezayir. Yine sıkıntı. Sanki kızımın ölümüne sebep olanlar onlar değil. Karı koca işin içinden sıyrılıp gittiler. Gerçi Leyla suçunu itiraf etmişti. Ama Cezayir yüzünden benim kızım toprağın altına girdiğine göre Leyla da kocasının günahlarının hesabını versin. Biraz da Cezayir'in canı sıkılsın. Benden bir emrin, bir isteğin var mı ağam? Leyla'nın koğuşunu bir araştır bakalım. Kim var, kim yok bir bilelim. Ona göre bir plan yaparız. Emredersin ağam. Nasıl? Değilim Atakan, değilim. Leyla içeride. Suna perişan. Ben böyle. Saçma sapan bir durum. Vallahi duyunca inanamadım. Ben çok üzüldüm. İnansak da inanmasak da, istesek de istemesek de bazı insanlar kötüdür. Kötü doğmuştur. Kötü yaşar, kötü ölür. İşte bu tür insanların iftiraları yüzünden Leyla içeride. Bu arada bu cezaevi müdürüyle yaptığın konuşma işe yaradı, sağ ol. Önemli değil. Cezayı biliyorsun değil mi? Bu işte Erman'ın parmağı var. Olmasa şaşardım. Ama bu sefer bu işte kullandıkları kimlerse onlarla beraber
onu parça parça edip göndereceğim cehenneme. Leyla ile ilgili olumlu bir haber alırsam sana bilgi veririm. Bu Erman seni silah işinden saf dışı bırakabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır Cezayir. Dikkatli ol lütfen. Ben de onun için geldim. Erman'la ilgili mi? Taziyev. Musa Taziyev'e bir teklif yapıldığını duydum. Evet. Yani Taziyev'in Erman'la ilgili bildiği her şeyi anlatması karşılığında onu serbest bırakabileceğimi söyledim. İnanmıyorum ya. Gerçekten bu söylediğine inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Hı? 15'linin ailesini katletmiş bir katile, bir şerefsize nasıl böyle bir teklif yaparsınız? Bu şartlı salıverilme işi benim fikrim değil Cezayir. Benim fikrim değil. Müfit'e ait. Ah. Tabii. Tabii. Başka kim olacaktı? Bu Müfit'in durumu bizim tahmin ettiğimiz gibi değil galiba. Anlamadım. Teşkilatın içinde hala müttefiklerin adamları olduğunu düşünüyorum. Lakin Müfit onlardan biri değil. Zaten Müfit tahmin ettiğim gibi Erman ve Amerika ile çalışıyor olsaydı böyle bir teklifimize yapamazdı Cezayir. Doğrusunu istersen benim de anlayamadığım, çözemediğim bir tarafı var. Taziyev, cezaevine yarın mı nakledilecek? Evet. Benim bildiğim Erman öyle veya böyle bir şekilde adamını kurtarmak isteyecektir. Ben diyorum ki hiç kimsenin bilgisi dahilinde olmadan biz bu nakli uzaktan kontrol edelim. Biliyorum çok uğraştın Taziyev'in yargılanması için ama Erman'ın yanına gitmesindense gebermesini tercih ederim. Bahsettiğim Veli. Eyvallah, eyvallah, tamam. Veli. Emre Cancal ağam. Senin karın adı neydi? Töze. Heh, Töze. İçerideymiş. Geçmiş olsun. Sağ olasın ağam. Töze'nin yattığı koğuşta bir kadın var. Adı Leyla. Kızım Berfi'nin katili. Ben onunla hesaplaşmadan içeri aldılar. Ama içeride de olsa acı çekmesini istiyorum. Töze'ye söyle. Ne kadar acı çekerse Cancal abi bizi o kadar bahtiyar edecekmiş dersin. Olmuş bile ağam. Leyla dediğin o kadına acının en hasını içeride çektirecek Töze. Sen hiç meraklanma.
Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Yani burada ne kadar iyi olunursa o kadar işte. İyi olman için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İyi ol. Sen de iyi ol, ne olur. Sunay için. Sen bizi merak etme. Herkes iyi. Bir sıkıntı yok. İçeride seninle uğraşan var mı? Yok kimse. Herkesin kendi derdi var Cezayir. Kim uğraşacak? Bir şey olursa mutlaka haberim olsun. Bana haber gönder. Tamam, merak etme, haber veririm. Leyla, senin şu tedarikçi Zeynel Özcan. Hı-hı. Aslında ona ulaştık. Hatta çocuklar dükkanına bile gittiler ama... ne hikmetse... bir iki saat sonra araba çarptı ve öldü. Aman Allah'ım. Bana göre Erman'ın emriyle senin depona uyuşturucu o koydu. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Bu Zeynel'i seninle kim tanıştırdı? Bağlantını, iletişimini kim yaptı? Olcay tanıştırdı. O bağlantı kurdu. Konuşmadınız mı Olcay'la? Konuştum. Benim bir alakam yok. Bir şeyden haberim yok diyor. İnanmışa benzemiyorsun. İnanmadım. Erman sadece Zeynel'i satın almış olabilir ama dediğin gibi eğer onu Olcay getirdiyse ve Olcay da işin içindeyse mutlaka bulacağım, takipteyim. Çözülecek. Işın, benim yüzümden daha fazla belaya sokma. Başım senin yüzünden belaya girmeyecekse yerinden kopsun daha iyi. Dün gece uyuyamadım. Böyle düşündüm uzun uzun. Kendi kendime dedim ki, Leyla, buradaysan bir sebebi vardır. Belki de Berfin yüzündendir. Bunun bedelini ödüyorumdur. Kurma. Böyle şeyleri kurma kafanda. Ama gerçek bu. Ben Berfin'i vurmasaydım, Vedat da onu orada bulup öldüremeyecekti. Bak, uyumadığım dediğin, çok düşündüğüm dediğin var ya. Burası böyledir. Hep kafanda kurarsın. Çünkü söyleyecek kimsen yoktur, paylaşacak kimsen yoktur. Kendinle paylaşırsın, kendin kurarsın, kendin söylersin. Kendin yargılarsın. Sonra kendi kurduklarına inanmaya başlarsın. Yapma. Başka şeyler düşün. Bizi düşün. Bak, buradan dışarıya çıkınca çok güzel günler yaşayacağız, onu düşün. Beni düşün. Ben seni hep düşünüyorum. Benim seni düşünmediğim anım yok ki. Her düşündüğümde şükrediyorum. İyi ki benim kocamsın. Merak etme. Çıkaracağım seni buradan. Mutlaka çıkaracağım. Biraz sabret. Sana son defa soruyorum. Radovan Samaç. Erman Barka ile ilgili bildiğin her şeyi anlatırsan seni serbest bırakacağım. Serbest kalmak istiyorum başkan. Ve sana Erman Barka ile ilgili ne biliyorsam hepsini en ince ayrıntısına kadar tek tek anlatmayacağım. Beni Erman Barka aleyhine konuşturamazsın başkan.
O zaman sen de serbest kalamayacaksın. Tamam başkan, anladık. Sürekli aynı şeyi tekrar edip duruyorsun. Bence şöyle yapalım. Sen ne istiyorsan onu yap. Olur mu? Alın bunu. Reis bizi buraya topladı ama kendisi ortalıkta yok. İnşallah silahı boşuna temizlemiyorumdur. Oğlum bu işleri akşamdan yapacağım. Bu saate bırakmayacaksın. Öğrenemedin mi hala? Sen bu saatte kahvaltı yapıyorsun ama. Brunch. Brunch? Brunch lan brunch. Geç olunca brunch oluyor yani. Cezayir ne zaman önemli bir şey var dese... onun sonunda kesinlikle bir harala gürele vardır oğlum. Onun için yüreğini ferah tut. İstemediğin kadar sıkarsın. Ha. Ne o? Bu saatte kahvaltı mı yapıyorsunuz? Ha vallahi reis. Ben de söyledim ya. Bu saatte kahvaltı mı olur dedim ama... kahvaltı değilmiş. Brunch'mış. Geç kahvaltı. Biliyoruz lan brunch'ın ne olduğunu. Ne yapıyorsun sen? Brunch'ını silah temizleyerek mi yapıyorsun? Vallahi reis, ben görev adamı olduğum için operasyon öncesi hazırlık yapıyorum. Operasyon? Ha, operasyon. Sen bizi buraya toplayınca ben operasyon var diye şey ettim ama. Neyse, abi bu Atakan'la konuştuğumuz meseleyi ne yapacaksın? Mesele mi? Ne meselesi? Atakan Taziyev'e bir teklifte bulunmuş. Erman'la ilgili bildiklerini anlatırsa serbest bırakılacağına dair pazarlık yapmışlar. Yok. O Yiğit öyle bir şey kabul etmez. Bence de etmez. Atakan'ın söylediğine göre Taziyev bugün cezaevine naklediliyor. Ben de cezaevi nakil aracını korumayı teklif ettim. Amca ben anlamadım şimdi. Biz Taziyev'i mi koruyacağız? Yani ben o Yiğit'i göreceğim, kafasına sıkmayacağım öyle mi? Yok, bende öyle bir vicdan yok. Benim bildiğim Erman adamını almak isteyecektir. İşte biz de o sırada onlardan önce alırsak Taziyev'in kafasına istediğin kadar sıkabilirsin. Anladın? Ben dedim size operasyon var. Gülme lan, gülme. Reis haber geldi. Nakil işlemi başlamış. Hadi bismillah. Thank you.
Hoca, size doğru geliyorlar. Abi, bas. Ben sıkarım. Ben sıkayım sonra sen sıkarsın. Dur. İkimiz birden sıkak, he? Telefon. Taziye, azıcık bekleteceğim. Erman arıyor. Söyle lan şerefsiz. Taziye ölürse kardeşin de ölür kardeş ol. Ne oldu? Taziye öldürürseniz kardeşin ölür diye. Bırak ne olursa olsun ya. Olmaz. Biz bu şerefsizi başka zamanda alırız. Kardeşini kurtarmadan olmaz. Abi, bu herif buradan yaşayarak çıkmayacak. Kardeşini düşün lan. Cezayir Türk'ün karısı Leyla senin koğuşta değil mi? Burada. Dün elimden zor kurtuldu Azortik. İyi. Sen doğru yoldasın o zaman. Ne doğru yolu Veli ya? Ne gebeliyorsun sen? Sen nereden tanıyorsun bu Azortik'i? Zaten buraya neden düştü? Anlamadım ben. Cancan Ağa'nın kızını öldürmüş. O mu? Leyla Türk. Dinle be. Cancala bana çantayla para verdi. Eğer o karıya burayı dar edersen daha da verecek. Sen iyice üstüne git onun. Delirtene kadar git yani. Öyle yapacağım zaten. Uyuzumu kaşıdı karı. Bir de üstüne.
üstüne para alacağız ha. Cancalayı arkamıza alırsak sırtımız bir daha yere gelmez taze. Diyoruz. Musa. Artık burada kalamazsın. Biliyorsun. Sana yeni bir yer bulmamız lazım. Biliyorum Erman Bey. Erman Bey. İyi ki varsınız. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Musa? Evet efendim. Beni defalarca kez ölümden kurtardınız. Bugün yine kurtardınız. İyi ki varsınız. Bunu kızın Gülcan'dan duymayı o kadar çok isterdim ki. Ama duyamadım hiç. Gülcan Hanım er ya da geç sizi anlayacaktır. Onun kafasını Gardoşov denilen o adam karıştırıyor. Yoksa Gülcan Hanım için yaptıklarınız ortada. Benim aklımı karıştıran başka bir şey var Musa. Seni kurtarırken Cezayir ve adamları birden nasıl ortaya çıktılar? Erman Bey, Cezayir ve Atakan her zaman temastaydılar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Atakan'ın Cezayir'le birlikte çalıştığı da böylece kanıtlanmış oldu. Nerede bu evin kadınları? Niye masada değiller, gelmediler? Teyze, senin yüzün niye asık? Yüzüm asıktır da... ha ben bunlara laf geçiremem ha bu oğullarıma. Ya ben canım sıkkındır ha bunlar karılarını da küstürdüler. Ha bak kızlar gelmedi işte. Ana. Ne? Hı. Sen de bana kızdın küstün öyle mi? Hı. Kızma. Kızmadı. Neyiniz var lan sizin? Derdiniz ne sizin derdiniz? Hı? Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda. Karılarınızı neden küstürüyorsunuz oğlum? Lan kaç kere konuşacağım ben sizinle? Lan karılarınızın kıymetini bilin dedim de. Ay hep onların dediği mi olacak ya? Ben anlamadım yani. Şu... Sus lan! Anlamazsın zaten. Ne anlayacaksın ki sen? Ne anlayacaksın? Bugüne kadar anlattıklarımdan ne anladınız da bunu anlayacaksın? Bana bakın lan bana. Benim halime bakın. Karım yalan yanlış ithamlarla içeride. Onu çıkarmaya mı çalışayım yoksa sizi karılarınızla barıştırmaya mı çalışayım? Anlamadım ki. Dayı sen hep bize kızarsın da. Sus lan. Hiç suçunuz olduğunu görmedim zaten. Bana bakın lan. Karılarınız bana gelip... biz bıktık gidiyoruz. Memlekete gidiyoruz derlerse size yemin ediyorum. Ha onları buraya oturturum. Sizi gönderirim memlekete. Akıllı olun lan biraz. Akıllı olun da... Oh be! Ulan insanın evinde olması gibi güzel bir şey yokmuş. Sadece evini mi özledin? İlla söyleteceksin ya. Neyi? Hani sen dedin ya, sen yokken yastığındaki kokuyla idare ediyorum falan diye. Gerek kalmadı diyorum.
Nihayet. Kızım sen beni böyle özleyeceksen... ...ben bu hapishaneye girer girer çıkarım. Sen hep yanımda ol. Ben her zaman böyle olurum. Seni deliler gibi seviyorum Cezayir. Halbuki sana söz vermiştim değil mi? Bu güzel gözlerinden bir damla bile yaş akmayacak dedim. Keşke benimle hiç tanışmasaydı. Karşılaşmasaydı diyorum. Zannede sensiz de acı çekeceğim kesin. Ama kesin olan bir şey daha var. Ben sensiz asla mutlu olamam. Bak bana. Ben senin aynanım. Aynısını yaparım. Berfin'i sen vurmadın. Ben vurdum. Anladın mı? Hayır Cezayir, anlamadım. Benim suçumu üstlenemezsin. Nuş olsun abi. Abi hayır olsun. Kötü bir şey mi var? Reşat'ı kurtaramadık diye mi? Unuttuk diye mi ayıflanıyorsun yoksa? Ayvaz. Lafın bil ele danış. Okey. Vallahi yüreğin kırar ama. Sen bilmirsen ben her gece kardeşim için dua ederim he? İnşallah yarın öbür gün, yarın öbür gün bulunur diye. Kusura bakma abi. Düşüncesizce konuştum beni, ağzımdan çıkıverdi. Ama hiçbir şey de yapmıyoruz ya, elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz abi. Ay Ayvaz, ay Ayvaz bak. İyi dinle. Yapmıram değil, yapamıram. Çözün aradaki farkı, he? Biz Atakan'dan gelecek en küçük bilgiyi... ...beklemekten başka hiçbir şey yapamayız. Başka hiç çaramız yokuydu. Hele? Abi o da kendi derdine düşmüş. 15'linin intikamını alacağım diye... ...Taziyev'in üstüne saldırmış. Ayvaz, Allah hakkı için hadi sus git. 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 Nuş olsun abi. Git. Abi, Gülcan yenge geldi. Hayırdır inşallah. Çağır gelsin. Tamam abi. İyi misin? Sana veda etmeye geldim. Amerika'ya dönüyorum. Artık benim için burada kalmam için bir sebep yok. Yani babamla da görüşeceğimi sanmıyorum. Baban için bizden vazgeçmiştin, şimdi de babandan mı vazgeçeceksin? Bizden vazgeçen ben değildim Emir. Peki, o gün beni içine düşürdüğün durum... O durumun açıklaması nedir? Seni tatmin edecek bir açıklaması yok. Zaten buraya veda etmeye geldim. Bir daha görüşmeyeceğimize göre... ...geçmişin güzel hatırına yakışır bir veda için. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sen beni sevsen de sevmesen de ben seni çok seviyorum. Birlikte
olmasak da seni sevmeye devam edeceğim Emir. Senin canın yandığında benim canım acıyor. O yüzden sana bunu getirdim Emir. Bu nedir? Kardeşinin tutulduğu yer. Babamın dosyalarında buldum. Git kurtar kardeşini Emir. Vallahi ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ajan Allah, Allah kömeğin olsun. Kulluğundayım. Malzemeler geldi abla. Sana menemen yapmayı öğreteceğim. Ben biliyorum menemeni kızım. Yani senin her şeyi bildiğine eminim artık da bu başka. Ordu usulü menemen. Ha, nasıl oluyormuş o? Şimdi bak bir kere soğan kesinlikle yok. Tamam ki zaten konmaz. Aynen. Şimdi önce tereyağını tavaya atıyoruz. Gerçi burada margarin var ama olsun. Sonra biberleri hafif öldürene kadar pişiriyoruz. Bir şeyleri öldürmesek ne işimiz var burada zaten değil mi? Sonra domatesi, yumurtayı koyuyorsun işte. Hayır, hayır. Bu farklı. Sadece yumurtanın sarısını koyuyorsun harca. O zaman orada usulü oluyor. İyi, tamam. Ben sana başka bir püf noktası anlatacağım şimdi, tamam mı? Ama bıçak da yok. Yani nasıl yapacağız bunları? Gel gel, göstereceğim ben sana. İyi. Fatma. Efendim abla? Bırak o malzemeleri. Ver prensese. O yapacak. Beraber yapacaktık işte. Bundan sonra o yapacak Fatma. Hatta sadece yemeği değil. Her işi o yapacak. Niye ki abla? Niye diye sormayacaksın. Ne diyorsam onu yapacaksın. Burası mapushane. Ananın evi değil. De sıkılırım abla ben o zaman. Sen bana karşı mı geliyorsun lan vır vır vır? Yavaş. Sen hangi dilden anlıyorsun? Bana onu söyle. Dün şurada anlaştığımızı zannediyordum. Ne oldu? Gene aynı tavır. Bana bak. Burada benim sözüm geçer. Burada kim ne iş yapacak ben karar veririm. Allah Allah. Şimdi yemeği sen yapacaksın. Anlaşıldı mı? Olur. Aferin. Ha şöyle. Ya seve seve yaparsın ya ezile ezile. İnsanları rahat bırak. Burada kimse senin uşağın değil. Doğru konuş Töze ablamla. Konuşmazsan ne olacak? He? Sen bana dikleniyor musun lan sümüğüm? Hayırdır? Sen bizim hanımlığımızı korkaklık mı saydın? Ateş olsan kendin kadar yer yakarsın sen. Yeter artık ha!